Evet efendim, başıboş köpek düzenlemesini konuşacağız. Konuklarım var. Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat ve Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkı Savunma Derneği Başkanı Murat Pınar da bizlerle olacak. Konuklarıma hoş geldiniz diyorum. Murat Bey Skype bağlantısında, Ahmet Bey de yanında benimle stüdyoda. Tekrar hoş geldiniz ana habere. Efendim sizinle başlayalım. Aslında biz iki gün önce de bunu konuştuk yine ana haberde. Burada siz de benim konuğumdunuz ama... yani mesele o kadar önemli ve hayati ki her gün konuşsak yeridir. Çünkü doğru. Tartışmanın tarafları var ve işte bu düzenleme bekleniyor. Şimdi çok tabii anladığımız şu, bu düzenleme çeşitli STK'larla da konuşulup tekrar tekrar belirlenecek. Ama siz mevcut haline bir kere şiddetle karşı çıkıyorsunuz. Bu biraz önce bizim de haberde verdiğimiz düzenleme şekline. Daha doğrusu uyutmaya bir kere karşısınız. Şimdi şöyle anlatalım. Uyutma bir kere bu işin diplomatik açılımı. Yani uyutma demek aslında öldürme demek. Öldürmeyi de sanki böyle çok hani aşıyı verecekler, ilacı verecekler, hayvan uykusunda iyi geceler deyip öyle gidecekmiş gibi düşünüyor. Hayır, öyle olmayacak. Şu andaki mevcut durumdan zaten biliyoruz. Birçok belediyeler bu uyutma dediğiniz öldürme şeyi, bu hayvanları canlı canlı alıyorlar, dozer kepçelerine koyuyorlar, toprağa açıyorlar, içine gömüyorlar. Böyle öldürme dediğiniz, uyutma dediğiniz bu bunu aslında. Bunu yasaya göre yapamazlar. Yasa, şu andaki mevcut yasa böyle olmamasına rağmen yapıyorlar. Yani bunun denetlenmesi, kontrolü yok. Yasa çıktıktan sonra iyicene cüret alıp iyicene bu şekilde yapacaklar. Kamuoyuna sunulduğu gibi böyle hayvanları işte başını okşayacaklar. Yok aşırı enjekte edecekler. Hayvan böyle sanki rüyada öbür aleme gidiyormuş gibi olacak. Öyle bir şey olmayacak. Ve siz öldürdüğünüz hayvanlar, geçen programda da özellikle anlattım, sosyalleşmiş olan hayvanlar. Yani sizinle zaten beraber yaşayan, hiçbir suçu olmayan, kimseye saldırmayan olan hayvanı alacaklar. Niye o hayvanı alıyorlar? Çünkü onun yakalaması daha kolay. Agresif olan, kaçan, birisine saldıranı zaten almayacaklar ve bununla ilgili zaten altyapı yok, bununla ilgili çalışan yok. Gördüğünü toparlayacak ve iş yapıyormuş gibi gösterecek. Sonunda da problemi zaten çözemeyeceksiniz. Yine ortalık sokak hayvanıyla dolu olacak. Hayırsız Adı örneğini verdim. Hayırsız Adı'dan sonra Doktor Cemil Topuz Uzun'un 30 bin hayvanı İstanbul'da öldürdüğünü kendisi belediye başkanı anılarında yazıyor. 1956'da 100 binin üzerinde köpeği zehirlendiğini İstanbul Belediyesi tarafından bize bunu kronoloji gösteriyor. 1932'de de bir tamim yayınlanmıştı. Evet. Atatürk'e işi bağlayacaksınız, orayı da anlatabilirim. Dolayısıyla bu iş aslında sokak hayvanlarını ortadan kaldırmıyor. Eğer murat edilen buysa. Bizim murat ettiğimiz, biz de zaten aynı şeyi söylüyoruz. Tekrar ediyorum bunu defalarca. Biz de sokakta hayvan olmasın istiyoruz. Ama öyle bir algı yaratılıyor ki sanki Murat Bey'in yaşadığı vahim olaymış gibi çocuklar öldürülsün, hayvanlar ısırsın, hatta ısırılan bundan da mutlu olsun ve mutluluğunu ne güzel ısırıldım diye yayınlasın. Biz böyle bir şey istemiyoruz. Kısırlaştırmanın bütçesi fazla deniyor. %15 kapasiteyle çalışılıyor deniyor. Ama işlerine geldikleri zaman o ödenekleri istedikleri yerlere harcayabiliyorlar. Lüks arabalarına, kendi tanıtım programlarına, belediye başkanları kendilerini çok mu yakışıklı görüyorlar? O vesikalık fotoğraflarını koyuyorlar, billboardlara dünya para harcıyorlar. Ben şöyle de yaptım, böyle de yaptım diyorlar. Ona verecekleri paraya, kamu sağlığına niye harcıyorlar? Burada sizinle hemfikir olmamak mümkün değil. Yani bu işin sorumlusu, müsebbibi zaten belediyeler. Yıllarca üstlerine düşen görevi yapmadılar. O köpekleri şehir merkezlerinden toplayıp ormanlara attılar. Orada hayvanlar birbirlerini yediler açlıktan. Doğru. Ve bunun sorumlusu olarak da sanki bu işte bu hayvanları kurtarmaya çalışan STK'larmış, hayvanseverlermiş gibi gösteriyor. Yani böyle bir olay çıktıktan sonra hiçbir belediye başkanı, veteriner işleri müdürü, Tarım Bakanlığı'nın görevlileri, örneğin bu programlara çağrılmıyor ya da medya onlara mikrofon tutmuyor. Sen neden bu hayvanın kuduz aşısını yapmadın? Niye bunu kısırlaştırmadın? Üretim çiftliklerini niye denetlemedin? Üretim çiftlikleri hala açık, hala oluk oluk hayvan satışı yapılıyor. Şöyle Ahmet Bey, en azından kendi adıma söyleyebilirim, sizi yanıtlayabilirim. Bu meseleyle derinlemesine ilgilenmiş bir gazeteci olarak son 15-20 yıldır, hatta o zamandan beri yazıyorum, çiziyorum ben. O zaman bir şeyler yapılsaydı, bir seferberlik ilan edilseydi kısırlaştırma, biz bugün sokaklardaki 10 milyon 15 milyon köpekten bahsetmeyecektik zaten. Zaten aynısını söylüyoruz ama siz bugün başlamazsanız 10 yıl sonra daha da büyük bir popülasyonla karşı karşıya kalacağız. Ve bunu bilimsel olarak kabul etmeyen bir bakanlık var. Yani kısırlaştırmaya inanmayan bir bakanlık memuru, inanmayan veteriner hekimlerin olduğu bir yerde yaşıyoruz. Şunu da biliyorum ama siz diyorsunuz ki sokakta hayvan olmasına biz de karşıyız ama tüm taraflar aynı şeyi düşünmüyor. Yani sokak, hayvanların yeri sokaktadır diyen gruplar da var. Hatta şöyle radikal şeyler de var, yani düşünceler de var. Kısırlaştırmaya bile
karşı olan gruplar. Doğru olabilir ama o geneli yansıtmıyor. Şimdi onu yanlış misal emsal olmaz. Yıllardır ama yıllardır bu meselenin çözümüne engel olan düşüncelerden bahsediyorum ben. Ya o düşünceler olabilir ama genel ağırlık yapacak olursanız hani bizim camiada %80 kısırlaştırma, %90 kısırlaştırma ister. Kısırlaştırma istemeyenler kimler biliyor musunuz? Üreticiler, pet shop ticareti yapanlar, köpek ticareti yapanlar, internetten satış yapanlar, özel Instagram sayfaları alıp hayvanlar işte doğurtulsun, anneliği tatsın, cinsel dürtüsünü tatsın diyenler bunlar istemiyorlar. Onlar da kendilerini hayvansever görüyorlar. Aslında onlar hayvan seçerler ve bizim yapmış olduğumuz davayı da baltalıyorlar. Konu bu tarafından yaklaşıldığı zaman sanki biz hayvanlar evet sokaklarda dursun istiyoruz. Zaten zebil haldeler, hayvanlar refah içinde değiller ki hangi hayvan hakları savunucusu böyle yani bir şey isteyebilir? Yani ormanlara bırakılan hayvanlar açlıktan birbirlerini yiyorlar. Evet. Ben yıllarca bunun haberlerini yaptım, yazdım, çizdim. Yani herkese yazık, onlara da yazık. Ve karşı taraf da mağdur bu durumda. Murat Bey gibiler de mağdur. İki taraf da mağdur aslında. Şimdi ben burada tekrar Murat Bey'le daha önceki programlarda karşılaştık. Tekrar başınız sağ olsun diyorum. Allah kimseye böyle bir acı versin demiyorum. Ve biz kesinlikle sokaklarda bu hayvanlar olsun, Murat Bey'in çocuğu gibi insanlar ısırılsın, öldürülsün. Asla değil. Böyle bir şey denilebilir mi? Yani böyle bir şeyin rasyonalitesi yok. Ama bir taraftaki mağduru kurtaracağım diye diğer tarafta çok daha radikal, yanlış bir hata yapıyorsunuz ve niyetiniz yok üretim çiftliklerini durdurmaya. Israrlı bir şekilde bunun üzerinde duruyorum. Şimdi ben Murat Bey'e döneceğim. Ben de bir kez daha başsağlığı da diliyorum Murat Bey'e. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kendisi kızını kaybetti. Başıboş köpeklerin saldırısından kaçarken trafik kazasında yitirdik Mahra'yı. Gerçekten yani yani sizinle karşılaşınca hakikaten insanın yutkunuyorum. Yani ne diyeceğimi de bilmiyorum. Gerçekten bunu yaşayan bilir herhalde. Empatisini de insan yapamıyor bile. Yani ben bir anne olarak hani düşünmesi dahi çok insanın rüyalarına girer. Siz sonrasında da bir dernek kurdunuz. Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkı Savunma Derneği başkanısınız şimdi. Şimdi siz yıllardır sokaklar güvenli olmalı diyorsunuz. Tabii ki kızınızı kaybından sonra da böyle bir mücadeleye de girdiniz. Siz ne diyorsunuz efendim? Yani uyutulma gibi bir en son seçenek var bu düzenlemede anladığımız kadarıyla. Belki sonrasında revize edilebilir ama işte Ahmet Bey ve Haytap mesela buna şiddetle karşı. Siz ne diyorsunuz? Çözüm ne olmalı? Sokaktaki milyonlarca hayvan, köpek, başıboş köpek artık bu saatten sonra kaç yıl içinde mesela kısırlaştırılır? Ne olur? Ne diyorsunuz? Tekrar iyi yayınlar Esra Hanım. Teşekkür ediyorum. Başsağlığınız için Ahmet Bey size de. Şimdi biz 2022'nin Mart ayında bu olayı yaşadığımızda derneği kurmamızdaki amaç bu sorunla ilgili çözüm için ne yapılabilir çözümü için araştırdığımızda kimseyi bir muhatap bulamamızdan kaynaklı. Biz STK kurmaya karar verdik ki hem vatandaşı bilinçlendirelim hem siyaseti, siyasilerimizi bu konuda böyle bir sorun var. Çocuklarımız ölüyor ama karşılığında mücadele edip bu sorunu anlatabileceğimiz hiçbir yetkili kurum yok. Belediyeden başka. Zaten belediyelerin de yayında da söylediğiniz gibi umurunda bile değil. 2004'ten beri hiçbir şey yapmamalarından kaynaklı gözler önünde. Popülasyonun bu rakamlara gelmesi, geçen sene Şehircilik Bakanlığı'nın açıkladığı veri 10 milyondu. Bu sene 4 milyon civarında açıkladılar. 4 milyon köpeğin de sokakta kızımı kaybettikten sonra bizim tuttuğumuz istatistiklere bakarsanız 80 vatandaşımızı öldürmüş. Başıboş köpek sebepli yere gelmiş, saldırmış, boynundan şah damarını koparmış, trafik kazası olmuş. 80 vatandaşımızı kaybetmişiz. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı veride son bir yılda 2023 1 Ocak 31 Aralık arasında 437 bin Kuduz temaslı saldırıda hasar alan vatandaşımız var. 437 bin demek yani her 183 kişiden biri köpek saldırısında hasar almış. Bir de saldırıda hasar almadığı için tedaviye gitmeyen, aşı olmayan vatandaşlarımız da mutlaka ki var. Onları da sizler saldırıya uğradı ama hasar almadığını haberlerde veriyorsunuz. Yani durum artık içinden çıkılmayacak vahim bir duruma geldi. Ahmet Bey ve hayvansever dernekler köpeklerin sokaklarda kalması istemiyoruz dese de istiyorlar. Çünkü 2004'ten beri kanun çıktığında belediyeler görevlerini yapmıyor diyorlar. Ama yapmalar için de çaba sarf ettiklerini ben son iki yıldır hiç görmedim. Sokaktan belediye köpek almaya çalışıyor. Götürecek belki kısırlaştıracak.
İşte köpeğin üstüne oturuyorlar. Köpeği vermiyorlar. Belediye kamyonlarını, arabalarını tekmeliyorlar. Köpekleri verip de kısırlaştırılmasına da izin vermiyorlar. Öyle bir grup da var. Tabii ki sayı buraya geldikten sonra bir başıboş köpek sayısı 4 milyon diye düşünürsek ve bir üreme döneminde bunların hepsini kısırlaştıramazsanız, kısırlaştırma seferberliğinin çöp olduğunu Sydney Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve birçok veteriner hekim, bu konuda profesörler bunu açıklıyor. Yani bu 4 milyon köpeği 6 ay içerisinde kısırlaştırdım. Kısırlaştıramazsan popülasyonu önleyemiyorsun. 6 ay içinde bunun yapılması lazım. Bir üreme dönemi 6 ay olduğu için söylüyorum. Bir köpek en az 8 yavru doğurabiliyor. 6, 10 değişiyor. Ortalama 8 yavru doğurabiliyor. Farz edelim ki hep beraber el ele tutuştuk. Yakalaması zor dedi az önce Ahmet Bey de söyledi. Zaten yakalaması zor olan köpekleri hep beraber 6 ay içerisinde yakaladık, kısırlaştırdık ve sokakta bıraktık. Ama biz kısırlaştırmayı bu hayvanların üreme organlarına yapıyoruz. 42 dişine yapmıyoruz. Bu 4 milyon sokaktaki köpek hala sokakta yaşamaya devam edecek. Onların popülasyonu işte ölürlerse trafik kazasında ölüyorlar, açlıktan ölüyorlar, hastalıktan ölüyorlar diye düşünüp sayısının azalmasını beklersek daha biz çocuklarımızı, vatandaşlarımızı, köpekleri yem etmeye devam edeceğiz. Bu nedenden dolayı biz kesinlikle buna izin vermek istemiyoruz. Sokakta sıfır başıboş köpek politikasını savunuyoruz. Yüce devletimizin aklı çok büyük. Bakmak isterse 2 yıldır bu mücadeleye verirken her belediyeye ani bir talimatla daha önce verdiği ama asla uygulatmadığı, denetlemesini yapmadığı, hemen belediyeler barınaklarını yapacak, yaşam alanlarını yapacak, bunların hepsini oraya toplayacak, sokaktaki köpeklerle çocuklarımızı, vatandaşımızı birbirinden ayıracak, kısırlaştırma yapsınlar, orada baksınlar. Ya da devletimiz bugüne kadar 2 yıldır biz gerçekten çok büyük mücadele veriyoruz, çok siyasiyle görüştük, bakan yardımcısı, 873 üyemiz var şu anda. Her ildeki vali yardımcısı gerek kaymakamıyla görüşüp bu sorunu, her muhtarla görüşüp bu sorunu dile getirip artık siyasileri harekete geçirdiğimiz için de çok gerçekten gurur duyuyorum. Kızıma verdiğim sözü yerine bir nebze getirebildiğim için, başka çocukların da ölmemesi için mücadele ederken bu konuda bir huzur yaşıyorum. Tam da bu noktada başıboş köpeklerin tekrar sokaklara salınmasını asla kabul etmiyoruz. Kısırlaştırılacaksa, bakılacaksa bakılır. Devlet aklı büyüktür. Ben buna bakamayacağım. İşte 15 tane ülke var önümde. Her biri araştırmalarından öğrendiğimiz 2 ay bakıp sahiplendirmeye çalışıp uyutan bazı ülkelerde 15 gün. Hollanda 1877'de yapacağını her köpekleri itlaf etmiş. Ondan sonra yakalananı beklemiş, sahiplendirmeye çalışmış, itlaf etmiş. Devlet bu saatten sonra ne karar verirse hepimiz saygı duymak zorundayız. Biz bu sorunu anlattık. Dernek olarak misyonumuzu gerçekten yerine getirdik. Bu sorunu bundan sonra devletimiz hangi konuda karar verirse sonuna kadar destekliyoruz.